Berk, hoş geldin. Hoş bulduk tekrar. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sorularım var mı? Seni özledik. Evet. Ben de özledim. Sorularınızı özledim. Bisiklet mi? Hayır. Seni ne zaman burada Maya ile göreceğiz? Ne zaman isterseniz. Soruma başlıyorum. Tamam. Bisiklete binerken giyilmesi gerekenler. Güzel soru. Güzel içerikler üretiyorsunuz. Bu soru da güzelmiş baya. Aslı çok basit. Çıplak bineceğim bisiklete. En güzeli. Üşümeyiz değil mi? İşte ona göre alıştıracağım vücudunu. Şaka bir yana bisiklete binerken giydiğiniz kıyafetler aslında çok önemli. Hem kullanım açısından hem de sizi yarı yolda bırakmaması gerekiyor. Bunlar biraz teknik malzeme oluyor yani bisiklet. Hani nasıl dağcılıkta teknik malzeme varsa bisiklette de teknik malzeme. Yani tişört, şortla binerseniz 2 saat sonra yamulursunuz. İşte sırtınız terler, yapışır tişört. İşte şort bilmem ne, poponuz yara olur, bir şey falan öyle şeyler olur. O yüzden özellikle bisiklette tayt ve forma diyoruz biz ona. Vücudu saran şeyler giymeniz gerekiyor. Bu yol bisikleti için geçer sonuçta. Yol ve uzun yol yapıyorsanız. Ki vücudunu sardığı için sürerken bir sürtünme bir vesaire olmasın. Tight'tan başlayayım ben. Tight'lar petli oluyor. Yani popo kısmında bir sünger rimsi ya da işte jelimsi şeyler oluyor ki bu seleye oturduğunuz zaman temas noktanızı yumuşatıyor aslında. Tabi bu şeyle de alakalı. Kullandığınız selenin size uygun olup olmaması, işte taydın, pedinin iyi kötü olmaması onunla alakalı. Kumaşı da önemli sonuçta taydın. Çok detayı var aslında bunun. Üzerine içlik diyoruz biz ona. Formanın içine bir ince içlik giyebiliyorsunuz mesela. Genelde yazın giymenize gerek olmuyor ama böyle bahar ve kış aylarında özellikle kışın daha kalın içlikler oluyor. O teri yani dışarıya çıkarmanızı sağlıyor aslında. Formayı da mümkün olduğu kadar mümkün olduğunca az ıslanmamasını sağlıyor formanın. Anlaşıldı herhalde. Saklama. Peki en merak edilen sorulardan birini soracağım sana. Tight'in içine boxer giyebiliyor musun? Hayır. Ya giyenler var ama o genelde giyerseniz daha kötü yara olur. Popo yaraları için nasıl bir önlem alıyorsunuz? Popo yaraları için dediğim gibi selenizin size uygun olması lazım. Bunun işte kalça kemiklerinizi ölçüp işte ona göre size sele veriyorlar. Ya bazı arkadaşlarım var mesela her ay sele değiştiriyor. O olmuyor diyor, bu olmuyor diyor falan. Bir türlü istediği seleyi bulamıyor. Birazcık da şeyle de alakalı bu. Bindikçe işte alışıyor poponuz falan şeye, o baskıya. Yara olmaması için kremler var. Yara olursa da ne yaparsınız? Aslında en güzeli pudra. Pudra sürerseniz o yaraları daha çabuk iyileştirebilirsiniz. Hani yatmadan önce ya da işte fusidin tarzında kremlerle de bunu pekiştirerek yatmadan önce. Yani temas yattığınız zaman yatarken sürün bu kremleri. Çünkü gün içinde oturup kalktığınız için iyileştirmesi zor oluyor. Peki uzun mesafelerde ortalama kaç kilometrede bir pudra alıyorsunuz? Şöyle aslında bu transkontinental yarışına gittiğim zaman pudralama yapıyorum. Pudralama diyorsun. Krem sürüyorum. Unluyorum. Orada şöyle ilk başlarken sürüyorsun işte. Atıyorum 8-10 saatte bir sürmek gerekiyor. Temizleyip sürüyorsunuz. Böylece yara olmasını engelliyorsunuz. İnşallah bir tür engel. Bir tür engel var bunun. Tight ve formalardan bahsettim biraz. Şimdi bunların tabii çok marka var dünyada. Ben Alman Bieler markasını kullanıyorum. Gayet memnunum ondan. Ürünlerinden. Yaz ve kış olmak üzere baharlık bütün ürünlerini kullanıyorum. Ayakkabı olarak da bisiklet ayakkabısı biraz özel bir ayakkabı oluyor işte. Karbon tabanlı vesaire. Sert, tabanın sert olması gerekiyor. Giant'ın ayakkabısını kullanıyorum. Bir de DMT diye bir İtalyan marka var. Onu kullanıyorum. Kışın DMT'nin kışlık ayakkabısı var. Ondan memnunum bayağı. Onun dışında kask olarak
kask markası var şu an kullandığım. Giant'ın bir kaskı var. Bir de yeni olarak Limar diye bir marka geliyor, onu kullanacağım. Biraz da fiyatlarından bahsedeyim bu tight forma, ayakkabı, kask vesaire. Tabii teknik malzeme olduğu için mesela B'lerin forması tabii euro olarak satılıyor yurt dışında. 100 euronun üstünde. Tight'larda 200 euro civarı. Ayakkabılarda da Giant'ın ayakkabısı işte TL olarak 2500-3000'e yakın. DMT de yine yaklaşık öyle. Ama bunlar tabii şey yani artık üst seviye olduğu için fiyatlar bu şekilde. Kasklar da ortalama 500 liradan başlıyor ve hani 1000-2000 liraya kadar gidiyor. Modeline göre değişiyor. Yani yürüyen bir hazine ediyorsun. Evet, biraz öyle oluyor yani aslında. Dışarıdan bakan insanlar için hani o Titan fiyatını çıkaramıyor belki ama gerçekten pahalı malzemeler. Peki yağmurlarda ve diğer hava şartlarına neler diyorsun? Tabii yine her şey teknik malzeme. Yine benim giydiğim her şey euro oluyor. Yani hava durumuna göre yağmurluk, işte atıyorum kalın formanın üstüne giydiğin şey, kol ısıtıcı, bacak ısıtıcı, işte ayakkabı kılıfı, yağmur ayakkabı kılıfı, bir sürü malzeme var aslında. Ben şunu öneriyorum insanlara. Şimdi havaya bakıp dışarı çıkıyorsunuz bisiklete binmeye. Hava biraz soğuk geliyor size. Giyiniyorsunuz, çıkıyorsunuz. İlk başta okey, hiç üşümüyorsunuz ama bir yarım saat sonra ısınıyor vücut ve vücut ısındığı zaman terlemeye başlıyorsunuz. O yüzden genelde şöyle olur. Havaya baktınız, hafif soğuk hava. Üzerinize, tabi antrenman için bahsediyorum, bu hani günlük ulaşım için gidiyorsanız ayrı. Üzerinize hafif, ilk başta hafif üşüyeceğiniz şeyler giyebilirsiniz. Çünkü ısındığınız zaman zaten vücut ısınıza dengelenecek o hava. Hem terlememiş olacaksınız. Bir de yanınıza giydiğiniz o yağmurluk falan mümkün olduğunca küçülebilecek şeyler olacak ki atıyorum çıkarttığınızda onu paketleyip küçük hale getirip arka cebinize koyabilirsiniz. İşte aynı şekilde kol ısıtıcı, işte buff takabilirsiniz. İşte kışın kaskın altına ince böyle bisiklet bereleri tarzında şeyler var, kulakları kapatan falan. Bisiklet şapkaları var. Onları kullanabilirsiniz. Özellikle bisiklet şapkalarını uzun yolda kullanıyorum ben. Çünkü kaskın aralarında delikler olduğu için toz toprak, işte böcek, sinek giriyor. O şapka onu koruyor. Hem de terlediğiniz zaman terin akmasını biraz engelliyor. Ayakkabı kılıf da aynı şekilde. İşte kışın soğuktan korunmak için ayakkabınız üstüne böyle içi polar gibi kılıflar giyiyorsunuz. Hem de hem sudan koruyor hem soğuktan koruyor bunlar. Bunların hepsi euro tabii.